Gündem dışı ikinci söz, Bursa'da işsizlik hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili Sayın Erkan Aydın'a aittir. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bursa'daki çevre sorunları, işsizlik ve diğer sorunlarla ilgili gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Evet, seçim bölgem Bursa, ürettiği istihdama, ürettiği katma değere, iş imkanına rağmen, devlete ödediği vergilere rağmen, devletten aynı oranda maalesef hem yatırım olarak hem de kaynak olarak hak ettiğini alamamıştır ve alamıyor da. Hem yoğun göçün olması, iş dolayısıyla insanların doğudan, güneydoğudan, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden Bursa'ya gelmiş olması ama aynı oranda istihdam oranının artmamasından dolayı da bu sıkıntılar her geçen gün biraz daha büyüyor. Tabii bunlar büyürken asıl sıkıntıların başında da özellikle kendi seçim bölgem ve kendi memleketim olan Dağ Yöresi ilçelerinden Orhaneli, Keles, Büyükoran, Harmancık yolunun da 15 yıldır adeta bir türlü çivi çakılamaması, bir kilometre yol alamaması da ayrı bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor. Daha geçen hafta iki tane hemşerimiz, vatandaşımız burada hayatını kaybetti. 18 Şubat'ta ihale yapılacak dendi ama 15 yıldır olduğu gibi maalesef gene ihale iptal edildi. 3 gün sonrasında da ölümlü kazalar daha önce olduğu gibi devam ediyor. Bu konuda ben hükümetin samimi olmasını ve verdiği sözü tutmasını istiyorum. Gene Bursa'mızda hastanenin yetersizliği dolayısıyla acillere, yoğun bakımlara olan ihtiyaç anormal derecede artmıştır. Hani diyor ya hükümet, sağlıkta devrim yaptık. Bugün gelsin Şevket Yılmaz Hastanesi'ne, Çekirge Bursa Hastanesi'ne ya da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bir gelsin, devrimin halini bir görsün. En erken randevu 3 ay. Acil için biz 10 tane telefon alıyorsak 9 tanesi yoğun bakım yatağı. Acilde ölmek üzere olan vatandaşın yatak bulamama sıkıntısından dolayı 3 milyonluk şehirde maalesef tek bir tane devlet hastanesi yapılmadı. Tek bir tane merkezde. Özel hastaneler onlar çoğaldı. Ama malumunuz orada da fiyat farkı, hasta katılım payı, muayene ücreti farkından dolayı dar gelirli vatandaşımız buralara gidemiyor. Bu konuda da büyük bir sıkıntı var. Onu da buradan dile getirmek benim de başlıca görevim. Bursa aynı zamanda bir esnaf şehri. O çıkan sanayilerin birçoğu daha önce baktığınızda 40 yıl 50 yıl önce de Kapalı Çarşı'da esnafken, Atatürk Caddesi'nde esnafken bugün onlarca işçi çalıştıran sanayiye geldi. Ancak esnafın sıkıntıları hala bitmiş değil. Birçoğu kredi batağında, birçoğu yanlış planlamadan dolayı, büyük marketlerden dolayı, AVM'lerden dolayı siftah bile yapamadan dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Bu konuda da önlemlerin alınması son derece önemli. En azından daha önce görüşülen bu AVM'lerin, bu marketlerin biraz daha şehir dışına esnafı, küçük esnafı etkilemeyecek şekilde düzenlenirse oradaki vatandaş da yıllardır sürdürdüğü geleneğini evine, işini, aşını götürmeyi devam edecek. Gene bir başka sıkıntımız kentsel dönüşüm. Tam Bursa'nın göbeğinde başlayan Osman Gazi ilçesinde Soğanlı bölgesindeki kentsel dönüşümde adeta bir ransal dönüşüme dönmüş durumda. 3 hafta önce orada olduğumuzda vatandaşın hak ettiği değerin çok çok altında bedeller ödenerek adeta müteahhite bir rant yaratılarak oradaki insanımız, hemşerimiz mağdur edilmekte. Bu bir kentsel dönüşümden çok birilerinin kayrılması durumuna dönüşmüş durumda. Bunun da ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Oradaki vatandaşın isteği çok basit. Biz hakkımızı istiyoruz. Daha fazlasını değil. Bu hakkın da verilmesi için takipçisi olacağımızı söylüyorum. Bütün şehir yasasıyla da özellikle köylerdeki sıkıntıların kat be kat arttığını, aslında yerelden yönetim yapacağız, bu şekilde yönetimi daha kolaylaştıracağız derken tek elden yönetime geçerek bütün şehir yasasıyla bütün işleri Büyükşehir Belediyesi eliyle yapmanın sıkıntılarını bugün Bursa çok fazla yaşıyor. Beldelerde, köylerde, il özel idaresiyle, belde belediyeleriyle çok kolay çözebildiği işlerini bugün ta Büyükşehir merkezine gelip
çözememenin sıkıntısını yaşıyor. Bugün 1 Mart'ın yıl dönümü, 1 Mart tezkeresinin. O gün yabancı askerlerin topraklarımızdan geçişine izin vermeyen iradenin bugün de 16 Nisan'da aynı duruma düşmemek için hayır diyeceğine olan inancımı söylüyor. Hepinize de hayırlı günler diyorum. Teşekkür ederiz Sayın Aydın.